Evet, merhaba selamlar. Bugün sizlerle birlikte benim de yaklaşık 2 yıldan beri kullandığım Philips OneBlade tıraş makinesini inceleyeceğiz. Diyeceksiniz ki ya ben seni hep sakallı görüyorum, sen neyini kullanıyorsun bunu diye. Ben genelde şu alt kısmı, şurayı, işte buraları sürekli alıyorum. Hatta bazen bu sakallar uzadıkça böyle karışıyor. Onları da böyle tarakları var. Onlarla işte biraz da böyle düzeltiyorum. Hatta bir başlık daha aldım. Onları da böyle spordayken işte. Çünkü işte vücudu falan almak için kullanıyorum. Dilerseniz önce kutusundan neler çıkıyor onları göstereyim. Ondan sonra size detaylı bir şekilde anlatacağım. Kutusundan bir adet şöyle bir başlık çıkıyor. Bu başlığa değineceğim ve bu başlığı koruma kabı çıkıyor. Bir adet 5 numara, bir adet 3 numara ve bir adet de 1 numara bu bıçağın takıldığı tarakları çıkıyor. Yani işte sakalınız ona göre kısaltıyorsunuz. Mesela benim buralar 1 başlar, işte 3 devam eder. Sonra şuralar 5 olur. Benim şeklim öyle yani berberden çıkarken. Şu altları da işte genelde 3 numara, 5 numara bırakılır ve burayı da işte ben kısaltıyorum genelde. Bu taraklar da çıkıyor. Onun dışında bir de bir adet böyle bir tarafı USB tip A, diğer tarafı da bu jack girişi gibi olan şarj kablomuz çıkıyor. Şöyle takıyoruz. Bunu da USB'mize bağlıyoruz. Adaptörümüz evdeki. Ondan sonra cihazımızı şarj ediyoruz. Gelelim bu cihaz nasıl kullanılıyor? Şimdi bunun çift taraflı bıçağı var. Üst tarafı da, alt tarafı da. Hani şöyle yapsanız da kesebiliyorsunuz, böyle yapsanız da kesebiliyorsunuz, düzeltebiliyorsunuz yani rahat bir şekilde. Bu hiçbir şekilde hani aman şöyle yapayım, aman böyle yapayım demiyor. Ayrıyetten de bakın şöyle oynar başlık gibi çift taraflı bıçak var. O yüzden böyle yüzünüzün şeklini rahat rahat alıyor. Tam böyle deriyi böyle dibinden sıyırmıyor. Arada böyle çok kısa bir mesafe bıraktığı için de mesela özellikle şu boyun bölgesini hiç tahriş etmiyor. Benim daha önce böyle kullandığım işte dandik markalar diyeyim hani Çin malı falan böyle bulduğum cihazlar vardı. Onlarla mesela ben bunu alırdım. Burayı bazen böyle kırmızı kırmızı yapardı. Yakardı falan böyle oraları. Hani böyle pütürlü pütürlü yapardı. Dibinden böyle sıyırdığı için de ucu böyle keskin olduğu için. Bunun mesela ucu da öyle keskin değil. Hiçbir şekilde böyle tahriş vesaire yapmıyor. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Ben mesela 2 yıldır kullanıyorum. Çok da memnunum. Bir de ben buraları çok genelde düzeltiyorum. Bazen şöyle bu bıyık belli olsun diye şuraları falan indiririm ben böyle hafiften. Bir de böyle doğal olsun diye şöyle yaparım. Aralara böyle çentik atarım ki o böyle şey olsun. Natürel bir geçiş olsun gibi. Bunu da berberde Kadir abi öğretmişti. Ufak ufak böyle vurursan natürel bir görüntü yakalarsın diye. Ayrıca İşte bu başlık değiştirilebiliyor. Benim evde bir başlığım daha var. Onu da böyle işte spor salonunda falan işte böyle vücuttaki kılları almak için işte kullanıyorum. Dilerseniz de onu da yapabilirsiniz. Çünkü zaten burada da yazıyor, arkasında yazıyor. Mesela IPX7 sertifikası var. Yani ıslak ve kuru ortamda bu tıraş makinesini rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. O da hiçbir şekilde mesela vücudu falan tahriş etmiyor. Bir kere ben bir arkadaşımı tıraş etmiştim. Onu da söyleyeyim. Çok uzun sakallıydı o da. Ya işte makineyi versene ben tıraş olayım bununla falan dedi. Yani şu 5 numaralı başlıkla önce sakalını kısalttı önce. Ondan sonra bunu işte çıkardı ve komple böyle tertemiz yaptı yüzünü. Yani şey demek istiyorum hani her uzunlukta sakalı kısaltabiliyor rahat bir şekilde. Bu arada şunu söyleyeyim. Philips'in dediğine göre tıraş bıçakları 4 ayda bir değiştirilmesi gerekiyor. Ama hani ben komple böyle bütün yüzü tıraş olmadığım için ben işte 6 ay, 8 ay kullanmışım oldu. Şimdiye kadar 2 yıldır bendeki 2 kere ya değiştirdim ya değiştirmedim öyle söyleyeyim yani. Onu da altını çizeyim ama hani böyle hep full tıraş olurum ben 2 günde bir derseniz de 4 ayda bir değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi bu yeni aldığımız güzel aynamıza bakalım. Çok güzel ayna ya. Ben şimdi nasıl tıraş olduğumu göstereceğim. Evet, videoyu çekerken sakallarım biraz kısaydı. Şimdi ben bu cihazı nasıl kullandığımı size göstereyim. Mesela buraları şöyle sakal çıkış yönünün tersine doğru alıyorum. Sonra mesela burası çok böyle keskin çizgi gibi gözükmesin diye şöyle hafif dik dik rötuş yapıp hani natürel şey yapıyorum. O çizgiyi bozuyorum yani. Yine aynı şekilde burası da böyle. Şu alt tarafı da yine bununla alıyorum. Öyle çizgiyi belirliyorum. Ondan sonra şimdi 5 numaralı tarağı takıp şu sakalların arasından çıkan şeyleri rötuş yapacağım diyeyim.
Evet, ben genelde sakallarımı bu şekilde kısaltıp düzeltiyorum. Bir de şöyle güzel bir özelliği var şimdi. Böyle full böyle deriye temas etmediği için, hani birebir dibinden almadığı için kılları çok böyle ufak bir mesafe bırakıyor orada. Tahriş de etmiyor. Hani böyle rahat rahat alıyorsunuz ve hiçbir şey sanki sizi tahriş edecek bir şey bırakmamış gibi normal alıp devam ediyorsunuz hayatınıza. Şu an mesela ben bu tıraşı yaptım mesela 3 gün öncesine gittim. Ya mesela 4 gün öncesine gittim hatta. Öyle söyleyeyim. Burayı da alayım hatta sırıtmasın. O natüralliği vereyim diye onları yapıyorum. Bu arada hani bazı insanlar şeyden korkuyor. Hani böyle tıraş olacağı zaman illa köpük möpük sürmek ister. Ya da işte ya ıslak olsun kuru kuru şimdi sıyırır falan diye. Islak kuru kullanılabiliyor zaten cihaz. Hatta şöyle ben şimdi şu an yapamıyorum ama hemen birazdan bir musluğun altını tutup böyle bir yıkayacağım. Ondan sonra çantama koyacağım. Benim yaklaşık 2 yıldır kullandığım, önerebileceğim bir cihaz. Kullananlar varsa yorum kısmına yazabilir hani nelere takıldığını. Ve şunu söyleyeyim, 2 yıldır kullanıyorum. Şimdi bu yeni açtığımız makine, bendeki burada. Şu işte 2 yıldır kullanılan versiyonu. Mesela şu plastiklerine bak. Hiçbir şekilde aşınma bir şey olmadı yani. Ve bu sürekli banyoda rutubetli, nemli ortamda duruyor. Hani şey olarak da duruyor. Bazen işte haftada 3 gün spor çantamı alır koyarım. Ya da işte 2 haftada bir lazım olduğu zamanlar. Ama hiçbir şekilde deformesi vesairesi olmadı. Onu da baştan söyleyeyim. Yani 2 yaşındaki hali burada. Sadece rengi biraz daha hani şey olmuş böyle. Koyulaşmış mı diyeyim. Şu kadar sarı değil yani. O kadar. Başka hiçbir şekilde deformesi yok. Evet, Philips One Blade incelemesi bu şekildeydi. Ürünün linkini açıklama kısmındaki linke bıraktım. Oradan güncel fiyatına bakabilirsiniz. Yorum kısmında kullananlar yorumlarını yazarsa sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.